Çok değerli bir konuğum var. Çok sevgili piyanist Hande Dalkılıç'ı bugün konuk edeceğim. Biz Hande Hanım'la tanışmıyoruz önceden, onu biliyoruz, izliyoruz ama daha önce birebir tanışmadık. Bugün yayında hem onu ben de tanıyacağım, sizler zaten tanıyorsunuz çoğunluk ama bize kendinden, sanatından, eğitimciliğinden zaman el verdiği kadar bütün bu alanlardan söz edecek. Hande Dalkılıç Ankara'da yetişmiş, Ankaralı. Bilkent Üniversitesi'nde akademik hayatını sürdürmüş. Yani eğitimi orada başlamış. Daha sonra akademik olarak da tabii bu alanda ilerlemiş. Çok önemli bir noktada, dünya çapında tanınan çok değerli bir sanatçımız. Onun için de ben çok heyecanlıyım sevgili Hande Dalkılıç'ı konuk edecek olduğum için. Şimdi birazdan yayına bağladığımızda onunla tatlı tatlı konuşacağız. Hem müziğini konuşacağız, hem son dönemdeki pandemi sürecindeki gelişmeleri, onların yaşamına etkisini de konuşacağız. Aslında konuşacak çok konu var. Ben şöyle epeyce bir çalıştım da tabii önceden konuğumu tanımadığım zaman biraz bakıyorum. Evet, şimdi ben Hande Dalkılıç'ı gördüm. Onu yayına bağlıyorum. Buradaki kısmı birlikte götüreceğiz ve o bize kendisini, sanatını, eğitimciliğini anlatacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, çok teşekkür. Böyle çok kısa bir karşılaşmada hemen çok sevgili Varlık Özmene'yi veda ederken karşılaştık sizinle. Orada hemen böyle ayaküstü teklifimi kabul ettiniz ve yayınıma katıldığınız için bir kere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sevindim sizinle burada birlikte olmaktan. Biraz önce ondan bahsediyordum. Hande Dalkılıç alanının çok kıymetli bir insanı. Biz aslında tabii sizi tanıyoruz ama burada böyle sohbet sırasında ta en başlardan alıp nasıl başladı, müziğe ilgi nasıl başladı, ne zaman başladı, nasıl gelişti, oralardan alıp ondan sonra bugüne taşıyacağız. İşte hem konser piyanistliğinizi, hem eğitimciliğinizi ve hem daha bir sürü konu var. Ben şöyle baktım tabii özgeçmişe, biraz çalıştım açıkçası, hepsini konuşacağız. Ben çok fazla girmeyeceğim ama aralarda belki dahil olacağım. Tekrar hoş geldiniz, tekrar teşekkürler. Şimdi nasıl başladı müzik, piyano nasıl başladı? Aylin'cim hoş geldin, Aylin Özmenek de katıldı evet. Yayınımıza. Bütün konuklarımıza, izleyicilerimize de tekrar teşekkürler, hepsi hoş geldiler. Evet, sevgili Hande Dalkılıç nasıl başladı? Ta oradan alalım, sonra geliştirelim. Ben tabii bu takipçiler, yani birçoğu röportajlarımdan hani ilk başlangıcımı çok duymuş olabilirler. Sıkılmış da olan vardır ama yeni duyacaklara da bir ufak özet yapmak iyi oluyor. Tabii ki. Ben böyle 3-4 yaşlarında anaokuluna giderken, o da Listeyze Çocuk Yuvası, o dönemde Ankara'daki Alman eğitimi olan bir okul. Aha. Benim büyük anneannem, yani anneannemin annesi de Almandı, Hilde. Evet, öyle bir şey var, tesadüf var. Onun için de bir evde böyle bir aşinalığım vardı hep, hani kendi anneannemden, yani onun da annesi. Hatta sevgili teyzem bir kitap yazdı, Madame Hilde diye, Neslihan Öztoprak. Ne güzel. Öyle. Bunu bilmiyordum. Evet. O dönemde işte Listeyze Çocuk Yuvası'nda çok güzel işte şarkılar öğreniyoruz. Tabii Muammer Sun'un Oduncular, hani baltalar elimizde, uzun ip belimizde diye biz gideriz ormana. Bir gün evde oyuncak piyanom vardı. Böyle bir arkadaşımla melodika görmüştüm. Bana böyle tuşlar olan ışıklı bir
piyano alır, bir oyuncak alır mısınız dedim, müzik aleti. Bizimkiler anlamadı tabii melodikayı. Güzel, evet. Onu yerinde harika bir kuyruklu piyano almışlar böyle oyuncak, ama Do majör dizisi tam tonu var. Böyle uydurma değil. Vay canına. Harika bir oyuncak. Yani telli falan bir çalgıydı. Ben niye bulamıyorum onu bilmiyorum. Atıldı. Ay. O piyano müthiş. Orada ben bu baltalar elimizde, uzun ip belimizde diyerek şarkı çıkarmaya başladım. Vay canına. Evet. O çok enteresandır ki yıllar sonra da Muammer Su'nun piyano için ilk kez olarak bu 4 kitabı, Yurt Renklerini, bestelerini bir CD'de seslendirdim, ilk seslendirme olarak. Bu tabii çok tesadüf. Ben o oyuncak piyanoda çalarken aile keşfediyor. Ya bunda kulak iyi galiba, çok ilgili piyano falan. Ama ben böyle bir şey zorlandığım zaman hemen kaçıyorum. Öyle bir şey. Evet. Gelinmedi ama ilkokul 1-2 gibi işte piyano dersi ister misin, ne düşünürsün falan diyorlar. Olabilir diyorum. Derken bana bir sürpriz yapıldı. Eve bir kuyruklu bir duvar piyanosu alınmış, ama o Fransız o dönemde bir piyano bulmak bile mesele. Vay canına. Ama bakınız ki aile ne kadar kıymet verip üzerinde durup önemli. Bu büyük bir şans değil mi başlangıç olarak? Ailelerin yani çocuğu yönlendirmesi, ona inanması, yönetmesi ve zorlamaması çok önemli bir şey. Böyle çok önemli. Evimde benim çok kaliteli müzik dinlenirdi. Babam çok meraklıydı müzik sistemlerine, dijital ortama, kaliteli müzik sistemlerine. Yani benim boyum kadar hoparlörler vardı bizim evde. Vay canına. İşte yani bazı şeyler gerçekten insanın yaşamında şans değil mi? Yani çok yetenekli olursunuz ama belki bazen böyle olanaklar ya da ailede böyle büyükler olmayabilirdi. Bu işin şans kısmı olmuş. Evet. Atlanıyor. Evet. Yani öyle bir şeyde hani opera da dinleniyordu benim evimde, ama ben hani Türk pop müziğinin kalitelileri, fasıl Türk müziği hepsini dinliyordum. Vay canına. Yani kaliteli müzik olması çok önemliydi. Tabii. Bu nedenle de bir yatkınlığım, müziği sevme, işte böyle biraz salıncaklı gibi bir koltuğumuz var. Orada ben sallana sallana müzik dinliyormuşum. Her müzikte sallanıyordum. Vay canına. Ailemde müzisyen yok benim. Dolayısıyla... Ha. Evet, annem Türk Hava Yolları'nın satış müdürü olarak emekli olmuştu. Babam diş hekimidir. Dolayısıyla ama müzik dostu. Fakat Hilde anneannem, yani anneannemin annesi bir keman çalıyormuş. Oradan gelen bir şey var. Evet. Bir de ailede tabii yani kulak, annemin yatkınlığı. İşte anneannem de biraz öğrenmiş keman çalmayı. Böyle güzel, çok anlamlı bir yönlendirme ile ben piyanoya başladım. O 1,5 landan piyanoya da görüp, ama ben kahverengi istiyordum ki. Her gibi bir densizliği de yapmış durumdayım. Ay ne renkti? Şimdi siyah böyle süslü bir gavo bir piyano. Ben de görmüşüm yeni piyanolardan birini, ama ben kahverengi istiyorum yani. Zorla biz bu çocuğa ne yaptık da böyle bir şımarıklık yapıyor diye kıyacaklar. Yani ama olabilir yani. Hay Allah. Yazıları bazen görüyorum, katılanları falan, ama buradan tabii konuştuğum için bir yandan da herkese merak ediyorum. Tabii tabii. Şimdi oraya çok dikkatimizi vermeyelim. Ben de ara ara takip edeceğim. Onlar bizim kusurumuza bakmasınlar. Arada yakaladıklarımı ben aktaracağım. Çünkü oraya dikkati verirsek biraz dağılıyoruz. Takip etmeye çalışacağız onları ikimiz birlikte. Evet. Böylelikle bir müzik eğitimi işte özel derslerle başladı. Ama... Başka kardeş bu arada var. Kız kardeşimle 5 yaş var bizim aramızda. 5 yıl sonra doğdu. O sırada daha tabii çok küçük yani. Küçük, evet. Piyanoya falan Yasemin Dalkılıç, işte dalış rekortmeni. Evet, orada konuşacağız. Da tabii çok küçük ama müzikle ilgileniyor. İşte bir süre sonra o da benimle 4 el piyano çalar bir noktaya geldi. Yani ona da piyano dersleri başlattı. Süper. Ben işi tabii şey yapınca, ciddiye alıp da yükseltince, Yasemin
hani abla şimdi öyledir ya, ikinci çocuk abla bir şey yapıyorsa öbür başka bir şey yapar. Onun için derinlere daldı zaten, onu söylüyor. Ay evet, o bayağı derinlere daldı. Bunu görüyorum. Evet. Bencim de girdi. Böyle müthiş bir şeyle yön değiştirme, o gitara yönlendi. Ama bizim böyle dört el aldığımız, birlikte piyano dersi aldığımız bir süreç oldu. Ve Yasemin daha sonra kendi dalış filmlerini, müziğini kendisi yaptı. Yani sintezatör. Aa, müthiş bir şey. Daha da çok iyidir. İşte gitarda elinde ufak bir piyanosu var. Ufak dedim yani, duvar piyanosu var ama Miami işte. Gainesville'dalar Florida'da. Orada yani müziğe şeyi her zaman eğitimi ve yatkınlığını yürüttüğü için o kendi müziklerini kendi yaptı. Çünkü telif vay falan, canına. Yani o alanda yürümedi ama hayatında onun da müzik demek ki o da yetenekli ve bir ciddi bir yer aldı. Ne güzel bir şey değil mi? Evet, kendi müziklerini evet, yapması müthiş olmuş. Bazen gösteriyordu nasıl gidiyor diye. O güzel gitar da çalar. Ne güzel. Biliyorsunuz telif hakkı diye bir şey var. Yani hani böyle bir başka müziği kullanması söz konusu olursa bu dalış filmlerine falan, onlar da bir sıkıntı. Çünkü onların sıkıntı. Video şirketi var, ona göre orada belgeseller yapılıyor. İşte dünyanın en iyi dalışları, ekstrem dalışlar diye NTV yayınladı falan. Bunların hepsinin tabii belgesel müziği kendisine ait. Ay çok güzelmiş, bunu da öğrenmiş olduk. Müthiş bir şey bu. Çok anlamlı oldu ve ona hakikaten fayda getirdi. Tabii. Ben daha sonra yani özel derslerde devam ettim. İlkokul, ortaokulu bitirmeye yakın, ilkokulu bitirirken konservatuvara gelmek istiyor musun dedi hocam. Ha evet, yani sizin konservatuvar... Çünkü macerası liseden sonra evet, başlıyor liseden. Oraya kadar temel eğitim müzik değil. Değil. Yüksek kolejinde okuyordum ve bayağı da uluslararası ilişkiler gibi bir şeye hazırlanıyordum üniversitede. Yani planım da vardı. Ha. Çok seviyordum. Yani eve gelip böyle 3 saat piyano çalışıp kendimi rahatlatıp müthiş mutlu oluyordum. Yaz bu ilkokul 5'ten sonraki bir süreci kastediyorum. İlkokul 4-5. Çünkü 3'te yani başladığım yıllarda birkaç yıl böyle bir savsaklama, bir sallama durumları vardı. Yani bütün çocuklar olabiliyor. Evet. Anneleri de buradan o vesileyle uyarmış olayım. Biraz tutunma devam ettirmek gerekiyor. Ondan sonra eğitim işte liseye gelmeden ben bayağı kolej eğitim devam ederken İşte bana sordular acaba hocam dedi Güherdan hocam. Ya konservatuvara gelmek ister misin? Çok iyi gidiyorsun falan. Dedim ki ben dedim hobi olarak yaptığım ve sevdiğim bir işten sınava girmek istemiyorum dedim. Vay yani canına. Boğacağımı düşündüm ve soğuduğum anda da bu müziği bırakırdım. Sevgili Ali Cemal Tınaz da girdi. Gülpen'le birlikteler. Çok sevdiğim dostlarımı görüyorum. Ay ne güzel. Tabii evet. Tabii çok hoş bir şey böyle. Hep birlikte sohbet ediyoruz evet. Gibi oluyor çünkü. Konuşurken çok zor aşağıda. Hikmet Çetinkaya, o da evet. Dostumuz. Onlar hepsi buradalar. Sizin de tabii evet. Dergisi de var. Evet. Daha sonra bu tabii bir şekilde... Yani eğitimim bu şekilde devam etti. Ben bu kadar reddedince girmeyi. Fakat orta sona geldiğimde, bu arada matematikten de bir şekilde çok nefret ediyordum. Niye bilmiyorum. Ay evet. Onu soğutmuşlar beni. Çünkü diyorlar ki hani müzik zekası, beyin tamamen hani matematik zekasıyla çalışıyor. Evet. Yani beyin kapasitesini kullanıyorsun diyorlar. Şimdi burada bir soğutulmuşluk var. Mesela geometri... Şeylerde çok yüksek, böyle tam puanını götürüyorum. Ama X'ye falan denklemler ve başka sorularda bunlar neden X'ye diye sorguluyordum. Yani soyut matematikte öğretilen şeyleri sorguluyordum. Ve yıllar sonra kız kardeşim ODTÜ matematiği kazandığında dedi ki o senin bütün soruların, sana o ezberletilen formüller, senin o tepki duyduğun her şeyi şu anda biz öğreniyoruz nedenlerini dedi. Yani... İnanılmaz bir şey. Ben yıllarca bunu sorguladığım için reddettim matematiği. Vay canına. Nedenim, çok dedim. Enteresan. Matematiği reddedince dedim ki eyvahlar olsun. Ben şimdi piyanoyu bu kadar seviyorum. Üniversite sınavı yaklaştığı anda ben bu matematik yüzünden matematiğe kapanacağım ve piyanomdan olacağım. Bunlardan birini seçmek zorundayım dedim liseye geçerken.
Festival yaptım işte o dönemlerde. Konser, işte televizyonda bazen programlarda çalıyorum falan. Memnunum ama hep hobim için. Ve belki diyor ki işte çok iyi ya bu, bir seferde çalıyor, hata yok bir şey falan. Hani böyle çocuk için bakıyorlar o dönemde. Tabii. Ama ben öyle bir havada değildim. Fakat ne zaman böyle şapkaları koydum önüme, eyvahlar olsun, bu iş üniversite sınavında beni bitirir dedim. Çünkü gidişat o yani, piyanodan sonra birinden birini seçmek zorundayım o sırada. Dedim, piyanoyu seçiyorum, tamam. Yani sevdiğim bir şey olsun yeter ki bu kadar korkmayayım. Ama ne şahane bir şey değil mi? Bu çok zor bir karar aslında. Yani o zamana kadar hep hobi diye bakılmış, bakmışsınız. Evet. İşte bir yerde uluslararası ilişkiler gibi başka bir hedef de varken birdenbire o gelinen noktadaki o duygu nasıl bir şeyse değil mi? Bu kadar önemli bir yön değiştirmeye karar vermek de bence müthiş bir şey. Yani gerçekten öyle, çünkü o yaş 13-14 yaşta bu kararları alıyorum. Ailem şöyle yaklaştı. Bak dedi, çok zorlu bir süreç. Onlar tabii isterler. Yani hani her aile çocuğunun işte bir sanat alanında bir işe yapmasını çoğu aile istiyor. Ama bu konuda bunun getirisi ve fedakarlığıyla ilgili hiçbir baskı yapmamak için bu konuda karar senindir. Çok zor bir yola giriyorsun. Açık kapatacaksın. Çocukların hepsi küçük yaştan başladı. Onlar temel eğitim olarak. De devam ettireceğim. Gelmek istediğin nokta nedir? Bu hedefe göre gidebileceğin gücün var mı? Bu inanılmaz önemli bir karardı. Dedim ki hayır, ben istiyorum. Bütün zorluklarına rağmen istiyorum. O kararı verdim ve yükseliş koleji son sınıfta böyle deli gibi işte sınava hazırlanıp tabii. Kent aradan Amerikan sistemiyle kurulmuş ve müzik fakültesi öğrenci alabiliyordu. Yani ara yaştan, çünkü normalde almıyorlar. Yani müzik öyle bir şey yoktu. Bir konservatuara girecekseniz direkt ortaokulda başlıyordu. Ya birden başlamam gerekiyordu. Gerekiyordu. Tabii çok açık görüşlü. İşte benim kendi hocam da oldu, büyük şansım, Profesör Ersin olan. Ya. Onun sayesinde çok iyi bir eğitimle, yani benim hocam olması ayrı, onun kurmuş olduğu Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ufku çok geniş. İhsan Doğramacı'nın vizyonuyla muhteşem işler başardıkları bir ortamdı. Ve onun da öğrencisi olarak benim böyle her tür gelişimim orada hakikaten bir Avrupa'da yetişmiş kadar. Zaten vay canına. Doğramacı'nın da her zaman dileği, vasiyeti dedi ki, öyle diyordu ki, bir öyle bir okul yapalım ki beyin göçü olmadan hem kendi kültüründe hem de uluslararası standartta öğrenci yetişsin diye. Onların aslında bir tür ilk ürünü oldum. Çünkü yaptığım albüm ve CD'ler de aynı şekilde. Donma mı oldu acaba görüntüde? Bir donma oldu. Evet, düzelir. Yani arada böyle oluyor. Evet, şimdi düzeldi. Evet. Nasıl bir vizyonmuş değil mi? Doğramacı'nın vizyonu da gerçekten Türk eğitim hayatına, işte Hacettepe Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi ile olağanüstü katkıda bulunmuş. Nurlarda uyusun. O nasıl bir vizyonmuş bakın. İşte bir örneği karşımızda duruyor. Müthiş, müthiş bir adam. Evet, yani orada ben yetiştim. Tabii yurt dışına gel gitim oldu ama öyle bir hocam oldu ki hakikaten onun isteği oldu. Yani her alanda işte bir albümlerimden tutun geldiğim yola kadar çok büyük bir şanstı. Onun için çok uzun süreli kalmam gerekmedi. Burada yayına sevgili Tayfun öğrencim de, o da katıldı. Başında gördüm. Merhaba diyemedim. O da mesela oldu. Yani çok ne güzel. Bir de bu öğrenci kısmı var işin. Tek seviyede. Çok çok iyi bir misyonu var. Yani Bilkent'in o dönemde hakikaten Erdoğan'da bu konuda çok olağanüstüydü. Hem evet, şanslı diye noktalar olmuş değil mi? Yani hem ailenin sizi o karar aşamasında destekleyici ve gerçekleri çok doğru anlatarak sizi yönlendirmesi
büyük bir şansı olmuş Ersin Onay gibi bir hoca. Ama tabii çok büyük şanslar da çıksa insanın karşısına, tabii o yetenek ve çalışkanlık bence bu noktaya taşımış. Ama onlar da tabii müzik yaşamını çok desteklemiş. Böylece Bilkent Üniversitesi'ne girdik. Evet. Sevgili Asuman da geldi. Çok sevgili dostumuz. Evet. Bilkent Üniversitesi'nden sonra tabii benim kariyerim orada ilk yaptığım Ahmet Andan Sayın üzerine yaptığım albümle bir çıkış oluşturdum. Ve o dönemde Türk klasik müziği biraz nota basımının eksikliği, işte çalma zorlukları, çok tanınmaması nedeniyle pek algılanamıyordu. Ve orada bir açık vardı. Yani biri de aynı üniversitede bana müzik ve yorum estetiği anlatan besteci, opera bestecisi Şef Çetin Işık Özlü'dür. Onun da hatta bir albümünü yıllar sonra yaptım. Yine bir dolma oldu. Evet, internetle ilgili bir sıkıntı var o taraftan sebep, ama toparlıyor çabucak böyle azıcık. Evet, hiç aldırış etmeyelim. Biz aynen kaldığımız yerden devam edelim. Düzeldi, evet. Şimdi seste bir sıkıntı var. Bana ses gelmiyor ama bir devam edelim. Evet, internet bazen böyle... Şimdi yok, ses gelmiyor. Görüntü düzeldi ama ses gelmiyor. Ben sesi alamıyorum. Yok. Şimdi böyle durumlarda bir çıkıp giriyoruz ama birazcık bekleyelim. Belki toparlanır. Ses kayboldu. Şimdi görüntü tekrar döndü. Ben olmazsa bir tekrar kapatıp açayım. Yani o zaman toparlanıyor. Bir bekleyelim diyorum ama şimdi görüntü ara ara geliyor ama seste bir kayıp var. Bir daha bir konuşalım bakalım. Yok, ses... ses gitti. Şöyle yapayım. Siz beni duyuyor musunuz? Yok, ses gelmiyor. Siz beni duyuyor musunuz? Kapatıp açacağım. Evet. Şimdi koptuk. Tekrar bir bağlantı sağlarsak herhalde düzelecektir. Bazen böyle oluyor. Mesela epeydir olmuyordu. Epeydir. Şimdi ben tekrar Hande Dal Kılıç'ı bağlıyorum. Bu sefer herhalde Evet. Yani çok güçlü bir internet kanalım var. Ama bazen benim de çok güçlü, bu yayınlar yüzünden çok güçlü, ama bazen oluyor. Hiç biz vakit kaybetmiyoruz. Yani. Ama oluyor. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Şimdi aynen o kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Evet. Zamandır yayına giriyorum. İlk kez böyle bir kopuklukla karşı. Bazen oluyor. Maalesef. Evet. Pazar akşamları internet kaldırmıyor diyor. Yok, ben pazar akşamları genellikle yayın hep yapıyorum. Pek pazarla alakası yok. Bazen oluyor. Biz şimdi aynen devam edelim kaldığımız yerden. Evet. Nerede kaldık? Ben daha sonra bu Türk bestecilerinin hani Türkiye'deki şartlardan dolayı çok eksik kalması nedeniyle ve kendi hocalarımın, yani Profesör Ersin Onay'ın, gene Çetin Işık Özlü'nün, hepsinin, Saygun'un öğrencileri olması, Uli Cemal Erkin gibi Türk beşlerinin öğrencisi olması nedeniyle bir bunlara eğilimim ve yaklaşımım oldu.
Evet, siz hep Türk bestecilerinin, hatta bazılarının, ben çok terimleri yanlış kullanmak istemiyorum ama ilk seslendiren, değil mi, ilk icracısı durumundasınız. Yani bu benim en çok dikkatimi çeken özgeçmişte bu. Siz Türk bestecilerine bütün müzik yaşamınız boyunca çok ağırlık verip, hatta birçoğunun, bazılarının eserlerinin de ilk seslendirişini yapmışsınız. Doğru bir şekilde mi ifade ettim? Doğru. Çoğunlukta evet. Yani Saygun'un albümü de öyleydi. 10 etüdü, yani ilk kez bir albümde yer aldı ama Sonat'ı ilk dünya premieriydi. Sonat'ın editörlüğünü de yaptım. Hamburg'da sonra nota basımı gerçekleşti. Onu benimle yaptılar. Ne güzel. Yani bizim için çok gurur tabii. Şu anda anlatılan çok eseri. Bizim çok değerli bestecilerimizin eserlerini çok büyük şirketler basıyor. Şot, Ulvi Cemal Erkin'in keza öyle. Ve onların tabii bütün albümü, mesela Ulvi Cemal Erkin'in tüm piyano eserlerini kaydettim. Ay, müthiş bir şey. Piyano konçertosunu çok sıklıkla seslendiriyorum. Çok da sevdiğim bir eser. Çok yerde canlı konserim vardır. Çok çok sevdiğim için çok sık onu çalarım. Evet, sevdiğim, öyle bir cümleniz var, ben bir yerde gördüm. Sevdiğim parçaları ya da eserleri çalmayı tercih ediyorum diye bir cümle okudum bir yerde. O son albümü tüm Türk bestecilerini bitirdikten sonra, işte Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşre, Katibim çeşitlemeleri, sevgili Selen de buradan merhaba diyor. Evet, merhaba. Triatlet bir arkadaşımdır o. Çok ne güzel. Sporcu, çok sevdiğim bir arkadaşım ve ilkokul bir arkadaşım. Ay, ne güzel, hoş gelmiş. Ben şimdi tabii çok fazla yani Türk bestecileri eserler, o dönemde notaları bulmak zor falan, ama bu son söylediğiniz, hani en çok sevdiklerim aslında bu Türk Bestecileri dizisinden sonra kaydettiğim. Evet, My Favorite Romantics. Evet. En sevdiklerim şeklinde kayıt yaptım. Efendim, o bende, bakınız. Evet. Burada var. Bugün gittim, şirketten aldım. Çünkü bizim Roh Holding'de sanıyorum desteklemiş CD'yi. Evet. Evet, yani çok sevdikleri, değer verdikleri müşterileriyle de paylaştılar. Yayılımı çok oldu. Kalan Müzik'ten çıktı CD. İlk kez aslında içinde Türk bestecisi olmayan, Chopin'in ve Gottschalk'un aynı dönem yaşayan piyanonun şairleri, romantik dönem bestecilerinin en sevdiğim eserlerini seslendirdim bu albümde. Ay, ne güzel. Bunu izleyiciler çıktı. Özellikle bunu bulabilirler, değil mi? Müzik, evet, marketlerde evet. Vardır. Hande var. Dal Kılıç'ın My Favorite Romantics, en sevdiği Chopin List ve üçüncüsü Gottschalk. Bu da Amerika'nın romantik bestecisi olarak kabul ediliyor. Evet, onların eserlerinden oluşmuş bir CD. Bu son CD. Evet. Evet. Aynı zamanda benim bugüne kadar konserlerimde en çok seslendirmeyi sevdiğim parçalar olarak topladım. Yani hep sık çaldığım, ya bunları niye yapamıyorum dediğim. İspanyol müziği seslendirir, yani Gottschalk'ın yazdıkları müzik from Spain'dir. Ama tabii yani besteci Amerikalı, ama çok fazla seyahati var. O da Liszt gibi virtüöz bir besteci. O dönemde ve Chopin'in döneminde yaşıyor. Normalde dinleyici çok tanımaz bu besteciyi. Ama biraz yani İspanya'da maalesef olamadım. Çok istediğim bir yer. Bir sürü dünyanın her yerine gitmiş. Vay canına, çok şaşırdım ben. Hiç eksik bir ülke yok sanıyordum. Çünkü bir liste var. Dünyanın her yerinde çalmışsınız gibi gözüküyor çünkü. Evet, ama yani hani İspanya'nın her şeyini seviyor haldeyim ve maalesef orada bulunamadım. İki müziği de Gottschalk'ın, Manchego ve Sueña de Andalucía, Endülüs Hatırası, Mançalı Kız gibi parçalar tamamen İspanyol müziğinden esinleniyor. Sevilla'da yazıyor besteyi, Madrid'de besteliyor. Yani besteci çok uzun süre orada kalmış ve bir konser sırasında doğaçlamayla bu
müziği ortaya çıkarıyor ve sonra beste olarak sunuyor. Tabii annem bu müziğe denk gelmiş yıllar önce. Dedi ki ya harika bir müzik duydum ben, muhakkak bunu çalmalısın. Yani bak şimdi. Evet, çok hitap etti. YouTube'da da benim bir konser kaydımdan öyle bir ufak canlı kesit var, böyle bir bis yaptım. Ama bu albümde de en çok onlar çok seviliyor. Bir de işte ünlü Chopin'in Polonezi vardır. Grand Polonez. Evet. O çok sevilir ve ben çocukluğumda aslında özel ders alırken hocama bir gün gidip bu Polonezi ben ne zaman çalabileceğim demiştim. O da gayet dürüst bir şekilde benim bunu hiçbir zaman hani özel ders alırken çalamayacağım. Aleti bekliyorum çünkü kopma oluyor. Evet. Ses normal geliyor ama görüntüde bir donma oldu. Bekleyelim. Düzelecektir. Evet. Evet. Bir bekleme yapıyorum ki şırma oluyor öbür türlü. Evet, şimdi düzeldi. Evet, bu işte Chopin Polonez gibi böyle çok sevilen eserlerde gene bu albümde yer aldı. Benim çocukluğumdan beri seslendireceğim. Şahane. Bunu söylüyordum. Tabii özel derste bunu çalamayacağımı hissedince onu çalabilmek için bile okula girmeyi hayal ettim herhalde. Yani akademik eğitimimi, yani ilk lisede bu eseri çaldım. Yani tabii lise 1-2'de açık kapattım. Yani öyle bir teknikle çalmam söz konusu değildi. 3'e geçtiğimde eser çalıyordum, yani müthiş bir hızla girdim. Böyle bulduğum her hocayı sömürerek, her tür bilgiyi emerek, inanılmaz bir algı ve istekle her hocanın peşinde gezdim. Zaten o istek sanıyorum değil mi? O yüksek istek insanı bir yerlere taşıyor biraz da tabii ki. Öyle. Bu arada Aylin diyor ki, Aylin Özmenek nazar mı değdi acaba diyor. Vallahi olabilir Aylin'cim, belki de bize nazar değdi. Vallahi, ama bence hiç fena gitmiyor. Gayet iyi, böyle ufak tefek aksilikler olabiliyor. Evet. Şuradan hep aynı yerden canlı yayına bağlanıyorum. Sevgili Elif Özmenek'le de böyle bir röportaj yapmıştık. Orada da kesinlikle ki yaptığım röportajlarda olsun, da olsun. Kopma yok ama bugün böyle hatta olsun. Ücretselden gidiyorum şu anda. Ola ki Wi-Fi ile ilgili bir sorun varsa diye. Nereden katılıyor diyor Füsun arkadaşım. Hande Hanım Ankara'dan. Semt neresi? Yine bir donma oldu. Evet, bugün hakikaten Aylin'cim doğru diyorsun. Galiba bizde nazar değdi. Şimdi ben bu arada o donma sırasında şöyle notlarıma bakayım. Bu vakit kaybında geri kalanı hızlandıralım diye neler konuşacağımızı da. Şimdi bakalım ses ne durumda? Evet. Ben... İyi. Evet, evet, evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Böylece bu CD'yi yaptık. Bu çok sevdiğimiz bestelerden oluşmuş CD'yi yaptık. Yani pandemiyi saymıyorum. Ondan önceki, yani geçtiğimiz Şubat ayında diyorum. Çünkü bu yılın Şubat ayını neredeyse yok farz ettim. Evet. O ay çıkmıştı kalan müzikten. Şu anda bu albümlerimin hepsine aslında Spotify'dan, Amazon'dan, bütün müzik listelerinden ulaşılabiliyor iTunes'dan. Ha, bunu söylememiz de iyi oldu. Bunlara Bilkent'ten, onun yani orada CD'yi getirtmek lazım. Yani DNR'lerde de satılıyordu ama şu anda galiba yok. Çünkü CD satışları bile biliyorsunuz artık dijitale geçtiği için. Ay evet, değil mi? Ne kadar her şey çok değişti. Ama yani izleyici ulaşmak istediği zaman artık hepimiz bir şekilde, ben mesela bugün koştum şirket güvenliğine, bana koyun bırakmışlar bir tane gibi. Yani hepimiz şakaydı bu tabii ki. Her yerden ulaşabiliyoruz artık, dijitalden de ulaşıyoruz. Diğer mecraları da artık yavaş yavaş
yaşımız kaç olursa olsun, gençler tabii daha becerikliler bu konuda ama bizler de her şeyden ulaşıyoruz. Ben şunu çok merak ediyorum. Çünkü bir yerde sizin özgeçmişinizde de bu geçti. Şimdi resim alanında da bu çok tartışılan bir konudur. Hocalık yaptığınız zaman bu biraz sizin sanat üretmenizi süresinden çalan bir şeydir denir. Yani akademisyen ressamlar ve akademisyen olmayanlar arasında böyle bir itiş kakış vardır. Şöyle ki akademisyenler derler ki canım olur mu biz resim de ya da işte heykel